TV8'de yayınlanan Survivor'da yaşanan gelişmeleri ve yarışmacıların performansının değerlendirildiği Survivor Extra koltuğunda oturan Furkan Dede'nin Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söylemesi Acun Ilıcalı'yı fena kızdırdı. Ilıcalı yayına bağlanarak Furkan Dede'ye tepki gösterdi. Ilıcalı Dede'ye "senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var" dedi. Survivor Extra programının yorumcusu Furkan Dede, Ogeday'ın hem Nisa ile ilişkisine hem de sakatlığına değerlendirmelerde bulundu. Ogeday'ın sakatlandığının numara olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı ise Survivor Extra'ya bağlandı. Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Yarım yürüyor, sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan. Bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir" dedi. Furkan Dede'nin yaptığı bu konuşmanın ardından Acun Ilıcalı yayına bağlandı ve şöyle dedi: "Furkan, sen doktor olayına soru işareti mi bırakıyorsun? Öyle anlıyorum. Orada bir doktor var, adamın mesleği o" dedi. Furkan Dede ise şu yanıtı verdi: "Doktorun kararı ile ilgili bir şeyim yok ki benim. Bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması, iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti" yanıtını verdi. "Risk alırsın, aşırı acır ama çıkarsın. Ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu" dedi Acun Ilıcalı ve açıkladı: "Sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret, suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerinin niyeti bu diyerek. Bunu yapmayın. Soru işaretin varsa Domini'yi arayın, doktorla konuşun. Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsunuz." Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine ise Acun Ilıcalı şöyle dedi: "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretin var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim, sen adamın sakatlığını sorgulama. Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" dedi.